Ankara Beypazarı'nda cumartesi, pazar günleri turist pazarı kuruluyor. Turist kim? Siz de mi? Adam turisti nerede buluyor? Vay! Selam. Nereden geldiniz? Almanya'dan mı? Ankara'dan. Nasılsınız anne? Sağ ol, teşekkür ederim. Almışsınız, eşarplar meşarplar. Nasılsınız? Merhaba. Turistlerle görüştükten sonra turist pazarının en önemli özelliklerinden bir tanesi de bizim duyumlarımıza göre hoş bulduk ablacığım. Burada satış yapan ahali tamamen kendi yaptığı ürünleri satıyor. Doğru mudur? Doğru. İsminizi bir de bağışlarsanız. Ayşe Yiğit. Ayşe Hanım, nedir bunlar? Tarhana, makarna. Cevizi kabuktan alır, kendimiz kırar, tezgaha öyle koruruz. Taze taze satmak için. Genelde Ankara'dan mı geliyorlar? Ankara, İstanbul, Bolu. Ankara her taraf gelir, hepsinden gelir. Yabancı turist geliyor mu? Gelir, Almanlar nasıl da gelir. Nasıl anlaşıyorsunuz? Amerikanya'dan da geliyor. Evet, öyle geliyor. Amerikalılar da geliyor. Nasıl anlaşıyorsunuz? Fiyat pazarlığı ya nasıl yapıyorsunuz? Yanında bir geleni oluyor, ona göre fiyatını biliyor onlar. Öyle mi? Söyleyince. Daha mı cimri onlar bizden? Yok, hiç cimri değiller. Bayağı pazarlık yapar diye biliyoruz. Hiç pazarlık yapmıyorlar. Neyse fiyatını söylüyoruz. Tarhana kaç lira? 5 diyoruz. 5'i veriyorlar. Makarna kaç? 5 diyoruz. Makarna ne makarnası? Ev makarnası. Onu da siz kendimiz keseriz evimizde. Bey yardım ediyor mu? Eder. Hadi be. Ya Allah'a şükür. Şimdi etmez deyip de neye kandırır? Eder. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İsminizi bağışlar mısınız? Gülsüm Serin. Gülsüm Hanım, Beypazarı mısınız? Evet. Yerlisi. Pazara mı geldiniz? Evet. Alışverişe mi satıyor musunuz? Satıyoruz. Ne satıyorsunuz efendim? Tarhana, makarna. Yani gerekenleri satıyoruz. Bu Beypazarı'nın cumartesi pazar kurulan turist pazarında. Evet. Hanımefendiler sadece ve sadece kendi yaptıkları ürünleri mi satarlar? Evet. Kendiniz halen yapıyor musunuz efendim? Yapıyoruz. Kendim yapıyorum zaten. Bu başınızın üzerindeki örtü, Beypazarı hanımlarının giydiği örtü evet, müdür? Evet, bürgü. Bürgü diyorsunuz. Evet. Ezelden beri efendim kullanılır mı efendim? Evet, annelerimizden yani daha annelerimizden kullanılan bir adettir. Ama burada bir özellik var, gençler de meraklı buna. Evet, çok seviyorlar, turistler bütün alıyor bundan. Yakında Almanya'da bürgü müydü efendim demiştiniz? Evet, bürgü. Bürgülü bir şey görebiliriz hanımlar. Evet. Bu kurutulmuş şey nedir anneciğim? Biber kurusu. O ne olacak? Dolma mı evet, oluyor? Evet, dolma oluyor. Islattıktan sonra. Evet, haşladık. Altındaki de kak mı diyordunuz siz? Evet, zerdali kurusu. Zerdali kurusu. Zerdali kurusu. Evet. O ne oluyor? Öyle. Kays oluyor yani. Kaysı diyoruz. Kompost oluyor. O şafa olur mu? Evet. Onun? İşte ondan anlamadığımız için. Evet. Kolay gelsin. Efendim kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Burada hem baharat satıyorsunuz hem de evet. Şifalı bitkiler evet satıyorsunuz evet galiba. İsminiz? Fatma efendim. Efendim mi? Evet. Bu tezgah başında böyle bir efendimler, beyefendimler, hanımefendimler. Esnaf mı oldunuz? Esnaf olduk. 7 yıldır mı tezgahtasınız efendim? 2000'de başlamıştı buranın ilk açılışı. 3-4 kişi olarak. Genelde hanımlar var, gerçi beyler de var ama. Ya yaşlarımızda diğer işlere de baktığı için bize bu... Ne işlerine bakıyorlar efendim? Benim eşim kalorifer yakıyor. Kalorifer yakıyor? Evet. Kışın kalorifer yakıyor, yazın bahçıvanlık yapıyor. Peki Fatma Hanım neye iyi geliyor biliyor musunuz? Evet biliyorum. Söyler misiniz? Mesela şuna soğan otu deriz biz. Soğan otu mu? Evet, kırmızı kekik diye geçer adı. Bunun bir özelliği damar sertliğine faydalıdır. Her türlü yemekte kullanırız. Özellikle patlıcanın közlesine çok faydalı bir şeydir. Şöyle kokusuna bakabilirsiniz. Ağzınıza alabilirsiniz. Değişik bir baharat, bizim yöremize ait. Soğan yedim de. Ama soğan otu diyorsunuz da soğan gibi kokmuyor. Çok soğan güzel gibi kokuyor. Kokmaz. Çünkü kekiktir yani. Aslı bir soğan kekik otu gibi deriz. Hatta evet. Biraz daha keskin gibi biraz kekikten. Evet efendim. Diğerleri efendim. Damar sertliğine soğan otu. Evet. Alıcın çiçeği özellikle sinir sistemine faydalı. Kışın öksürüğe, nezleye, gribe çok faydalı bir şey. Diğeri yavşandır. Özelliği antibiyotik içerir. Ağrı kesicidir. Özellikle migrene. Kışın soğuk algınlığına, yazın sıcak geçmesine çok faydalı bir şeydir. Siz bunları nereden öğrendiniz? Ben bunları 6 senedir hem kendim satıyorum hem kullanıyorum. Benim kendi migrenim vardı, hipertansiyonum vardı. Şu anda 6 senedir kullandım ve ilaç kullanmıyorum. Çok rahatım Allah'a şükür. Ve devamlı satıyorum. Bilgi alıyorum. İstanbul'da, Ankara'da buraya gelen şeyler var. Bitki uzmanları var. Onlardan bilgi alıyorum.
Diğeri papatya, zaten papatya özellikle hazmı kolaylaştırır. Diğerine nazar otu deriz biz. Tütsü yaparız. Tütsü mü? Evet. Bu tütsü ne işe yarayacak? Şimdi şöyle söyleyeyim ben bunu. Nazar için tütsü yapılır. Evlerde hoş koku verir. Bunu yakarsın, evin içine girdiğin zaman buharı hoş bir koku verir. Nazar değmesin derler. Bir de bitince rahmetli baba yani şöyle bir şey yapıp alnıma sürerdi. Çık dağlara... Neyse ya Burak'ı Allah kolaylık versin. Sağ olun efendim. Bilinç başka bir şey. Teşekkür ederim. İsminizi bağışlar mısınız? Nurşen Demir. Nurşen Hanım. Evet. Siz herhalde burada Beypazarı'nda hanımların, evet, ya bu civardaki hanımların taktığı örtüleri, evet, satıyorsunuz efendim. Evet. Doğru mudur? Evet efendim. Kaç çeşit örtümüz var efendim? Şimdiki renk olarak 5 çeşit örtümüz var. Burada işte masa örtüsü olarak örtü başımızda örtürdüğümüz örtülerimiz. Bürgü deriz biz bunlara. Bu bürgüler nerede yapılıyor? Şimdi bu bürgüler eskiden Beypazarı'na özgü burada yapılıyordu. Tabii yapan adamlar yaşlandı, öldü. Şimdi her şey makineleşti, sanayileşti. İstanbul'da. Yani Beypazarı bürgüsü, evet, artık İstanbul'da mı yapılıyor? İstanbul'da yapılıyor. Buradan sipariş veriyoruz, oradan yapılıp geliyor. Bunlar masa örtüsü. Bunlar masa örtüsü. Baskı mı yapılıyor bunlar? Sıfır. Bunlar şimdi baskı, evet. Hep zaten burada da önceden de baskıydı, hala baskı. Şimdi masa örtüsü olarak kullanılıyor. İlkin biz buraya sofra bezi deriz. Sofra altı olarak geçerdi Beypazar'da. Burada olurdu bu. Şimdi her şeyler artık makineleşti, sanayileşti. Şalmanla koymuşsunuz. Evet, şallar da var. Şunlar nedir? Bunlar da şal. Şimdi gençlerimiz bunları alıp başlarına örtüyor. Renk anlamında. Yani. Bir örtünüz efendim. Güzel de oldunuz tabii. Zaten bana böyle renk renkli şeyler girmeye çok başladı bakıyordum. He? Evet. Eşarplar, yazmalar, şallar. Senin de dilin pek uzadı be. Uzak yer bunlar. Ufak ufak dilinin budanma zamanı gelmiş senin. Senin de aslında dönme zamanı geldi. Bakalım şöyle bir... Kadir abi tripleriyle senin dili çok uzak. İsim ne havuççu dayı? İsmim Ziya Ünal. Ziya dayı. Evet efendim. Kravatıyla, kasketiyle, evet, sinek kaydı tıraşıyla. Evet efendim. Yukarı doğru taranmış kaşlarıyla. Hafif Ayhan Işık ve Sadri Alışık rahmetli bıyığıyla. Evet, evet efendim. Yaş kaçtır Ziya dayı? 68 efendim. Maşallah. Evet. Havuç suyu mu satıyorsunuz? Havuç suyu satıyorum efendim. Ne zamandan beri satıyorsun? 20 senedir uğraşırım ben bununla. Beypazarı'nın havucu meşhur. Meşhur. Yüzde Türkiye'nin 65'ini biz karşılarız havucu. Havucu. Kansere karşı, kalp krizine karşı, kolesterole karşı, göğüs kanserine karşı, Azeri hastalığına karşı havuç. Ne hastalığına karşı? Azer midir de? Azeri midir? Alzheimer. Alzheimer yani işte. Alzheimer hastalığı. Evet. Karı koca beraber çalışıyor. Beraber çalışıyor. Yenge Hanım'la konuşabilir miyiz? İzin verir misiniz? Konuşabiliriz. Peki, teşekkür ederim. Herhalde yenge burada yayık yayıyor. Dayı da orada havucun suyunu satıyor. Dayı be! Sen genç karı almışsın ya kendine ya dayı ya. Maşallah. Kaç yaşında, evet, yenge? 25 yaşında. 25 yaşında, evet. 68 yaşındasın. Evet. Ne zaman evlendiniz? 3 sene önce. 3 sene? Senin teneşir zamanın geçeni bayağı olmuş aslında ben Ziya dayı ben. E oldu. Nereden buldun yengeyi? Köyden mi? Onu kendim icat ettim ben. Kendim yaptım. Yengeyi icat ettim. Evet. Tabii herkes tabii kendi eşini bir şekilde icat eder. Yengeciğim Ziya dayıyı nerede neyini yani tabii aşktır saygı duyarız ayrı da neyini beğendiniz? Cevap alamadım. Benim kulağımda bir şey yok yani. Cevap yok onda. Dayı maşallah ya ne hanım kadın ya ağzı var dili yok ya. Ağzı var dili yok. Çok çalışkan hiç bir de. Kavga yapmayız. Vallahi. Hiç. Bir gün bile beh demedim sana. Demez. Demez efendim. Yoruldum da demez, beh de demez. Vallahi ideal eşle ismi ne? Kara Fatma. Ben sizi ideal eşle tanıştırtayım. Kara Fatma. İşten hiç yorulmuyor. Sabahtan akşama kadar ne iş verirseniz yapıyor. Bir... Dayı maket bu ya. Sen de benle eğleniyorsun ya. Ya eğlenmiyorum. Gerçek yenge mi? Gerçek yenge benim. Bir bakayım maket falan olmasın dedi. Bir cımcık atın bakayım yenge. Evet gerçek. Ay, iki tane de tüy gitti bu arada. Gerçek yengeyi bulduk. İsminizi bağışlarsanız. İsmim Munise. Munise'yle. Evlendiğinizde herhalde altınızda altın diş yokudu. Yoktu.
sonra parayı bulan amcayı görünce altın evet. Diş mi? Altın diş aldım. Ne zaman evlisiniz? 40 senedir. 40 senedir bu adamın çilesini çekiyorsunuz. Üstünüze bir de kuma getirmiş. Kuma getirdi, onu çektik. Zor mu oldu kabullenmek? Tak zor olmadı, bana yardım ediyor. Öyle mi? Öyle. Ya memnunsun siz halinizden yani. Memnunum. Kıskanmıyorsunuz mu adamı? Kıskanmıyorum. Hiç konuşmuyor. Kara Fatma'yı mı daha çok seviyor? İkisinle. İkisinle evet. Gönül işte canım. Yüreği ortadan ikiye ayrılmış adamcağız. Aşk ol, ne yapsın? Kendin icadı. Peki bu havuç suyunda ne vitamini var? A vitamini. Neye yarar? Kansere karşı, kalp krizine karşı, kolesterole karşı. Dayı az kolesterol var bizde ya. Hemen içersin geçer. Görelim bakalım. Tabii. Kolesterol ağrıyor. Bizde de ne uyanık mı var? Bizde de. Her yerimiz ağrıyor. Yeter ki bir şeye iyi gelsin yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu evlerinizde de yapabilirsiniz. Artık mutfakla ilgili pek çok gereç var. Ve en ücra yerlere kadar ulaştı. Havucu alıyorsunuz, suyunu çıkartıyorsunuz. Afiyet bal şeker olsun. Tadı nasıl? Su küçüklerin. Havuç salebimiz de var efendim. Havuç salebi mi? Evet. Olur mu? Sıcak canım? Sıcak evet. Sıcak evet. Havuç salebi. Evet. Sıcak havuç salebi. Anlamadım. Dur annem biz beraber tadarız şimdi boşa masrafa girme. Yok masraf olmaz. Ver de biz de tadalım Eyüpçüm. Teşekkür ederim. Oğlum bu ne? Hı? Ya dayanamadım ben. Havuç salebi ha? Evet efendim buyurun. Ama ahali genelde salep diyor da my director. Bu da sıcak havucu. Bunu nasıl yapıyorsun sen Ziya dayı? Bunu dondurma salebiyle kaynatarak yapıyorum havuç suyunu. İçinde hiçbir katkı yok. Sadece havuç suyu, havuç dondurma salebi. Başka bir şey yok. Sen mi icat ettin? Evet ben icat ettim. Var mı havuçtan başka yapacağın şeyler? Yapıyor arkadaşlar, yapanlar var. Dondurmayı da ben icat ettim. Havuç dondurması var. Onu da ben icat ettim. Bir müteşebbis durum var yani orada. Var, var efendim. Asker anası biz varıyoruz odayı yeni döşe. Aşkına, sıdkına, sefana diyelim bir Allah 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 Allah. Kazanlar kaynasın, çomçalar oynasın. Küçük olanlar yetişsin, büyük olanlar asker olsun. Sermenimize maşallah demeyelim, günü de mahkumsun. Maşallah, 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 maşallah. Bu mudur yani? Evet. Budur yani. Evet. Adın? Adım Balıkçı Hacı. Tarsus'un Kösebalcı köyünden 1946 doğumlu. Bu Elazığlı gibi senin şapkan 8 köşeli. Hayır, Tarsus sahipli 8 köşe şapka. Tarsus tak, tak tak tak. Tak. Çıkarma aman. Bizim ışığımız yeterli. Yeter. Yeterli ışığımız. Efendim bir asker uğurlamasıyla daha karşınızdayız. Asker nerede? Çocuğum çekil asker arıyorum. Nerede asker? Sen misin nerede asker? Ben köyün muhtarıyım. Tamam muhtarım. Sen? Ben miyim? Olur mu? Yaşın gelmiş gitsene askere. Ben askere gittim geldim. Ne de bak askere gittim. Sülüs kağıdı göster. Yok ya bir evde. Git tezkereni getir. Hayatta inanmam. Alın götür bunu askere bunu götürüyorsun. Ne yapayım? Çocukları almayın dedi çekime ya. Çocuk değil bu. Tam 20 yaşında askere gidiyor. Sen kaç yaşındasın? 23. Erkelenmiş. 23 var mısın sen? Var. Adın? Hakan. Hakan. Hı hı. Askere mi gideceksin sen? Askere gideceğiz. 3 senedir ne yapıyorsun? Üniversite okudum, üniversite bitirdik. 4 yıllık, 2 yıllık? 2 yıllık. Canım, 15 ay gideceksin. Hey ya. 2 yıl daha okuyaydın, ya astek oluyordun, ya da 5 ay mı? 6 ay. 6 ay. Ya da 6 ay yaptık. Biz gittik, 8 ay yaptık. 8 ay, maşallah. Dayı sen... Benden duymuş olup kemer öyle takılmaz. Balıkçıyım efendim ben, balıkçı. Balık tutan adamlar ne giyerse onu bulur.
Canım sen zaten ağ oltaya gel, balık seni görünce direkt zaten intihar yani. Ben yem, onu yemlerim ben, şöyle şöyle yemlerim. Onunla kalıp çökerim tepesine usalım. Tabii tabii, sen balığa zaten de çıkacak çıkacak. Dediğinse direkt o gel zaten, çök der zaten. Ama şu lütfen sazanları, torikleri, onları oradan alalım. İnandı ya. Saf köylüyüz, inanmak zorundayız. Sen saf köylüsün. He ya. Tabii yedim ben de, he ya. He ya. He ya. He ya. Çakır mı diyorlar size? Evet. At dişleri nereye bıraktın? Onlar evde amanat durur, yaralı yaralı kullanıyorum. Hafif tarak modeli yani senin. Evet. Aman Toros dağlarının da boran olur yükseği. Aman yükseğinde de yine avlasaydım geyigi geyigi geyigi. Aman benim yarım şalvar giymiş. Aman benim yarım şalvar giymiş de yine sallanıyor peyigi peyigi peyigi. Aman ne sandın, aman ne sandın, yine gavurun kızı sen kendini ne sandın, ne sandın, ne sandın. Aman yine gurbet ele gider de beni dönmez mi sandın, zalimin kızı. Kızarmış, kızarmış, nerede? Bağların içinde. Sarsuslu diller adıma, doyum olmaz tadıma. Sarsuslu diller adıma, doyum olmaz tadıma. Sarsusluyu alacağım köylünün adına. Kıydan aman kıydan gel, ortası çamur kıydan gel. Kutlar varın kilidi, akşam gelenler kimidi? Ayşe'yden satmaydı, sarılıp sarılıp yatmaydı. Bahçelerde domata, ondan olur salata. Bahçelerde domata, ondan olur salata. Ayın baban vermezse, turşu da vursun dolaba. Kıydan anam, kıydan gel. Arkadaşlar, kıydan gel. Öpürük demedik, döşeceğim üstünde. Ya bu hanım niye bizim aramızda? Biz isteyecek diyor, o bizi durmadan aramızda alıyor. Gide gide tek aramızda götürüyor. Ha, kıza sahip çıkmak için evet, aldık. Ya, oynasak da beraber, yatsak da beraber, saksak da beraber. Ya muhtar, benden duymuş olmadı. Böyle bir kız eli var mı? Kerpeten ya, bak ele bak ya. Yalan kızlar öyle. O ele bak, insan bir şey. Bu ne ya? Yalan kızlar öyle vardır. Kim o? O kim ya? Kız, damat adayı mı? Evet. Kıza mı gönül vermiş? Evet. Dur canım, ne var vermişse, az kız, sahip çıkın kıza.
Kolay gelsin dayı. Zavullem zerrim. Ben onun için ölürüm, ölürüm. Sen ölmüşsün zaten ya. Kim? Kim be? Dur be. Sakin ol ya. Olur mu? 18'indeyim. Yeneceksin işte sen. İhtiyar keçi. Herhalde. İste verirler canım belki. Vallahi bir şansımı deneyeceğim. Deneyelim, deneyelim. Vallahi abi deneyeceğim. Ne dolaşıyorsun sen bizim etrafımızda? Vallahi ben bu kızı severim. Ya seviyorsun ama sen şu durumunda bizim kıza bakacak bu durumda. Ne varmış bu durumunda? He? Ya bizim bir sürü isteklerimiz var. O zaman sen bunları yerine getirebilirsen. Ne söyle işte. Bir kara çadır. Bir sırmalı tüfek. Bir kuyruğu güdük eşek. 10 sarlara bir beşli. Bir kakı bırak keklik. Bunları verebilirsen kızımızı sana verelim biz. Ben onları verdikten sonra var ya. Tatlı portlacısını alırım lan. O zaman ben sana kız yok. Ben ne yapayım dayı yok. Başka yanına bir nereye. Yani. Ne yapayım yani. Veremem diyorum. Bunları ben kaldıramam diyorum. O zaman neyle mi besleyeceğim bu kuzu? Türkü çağırabiliyor muyum hepsini? Hemşerim, türkü çağırabiliyor muyum hepsini? Niye hadi bir türkü söyleyeyim? Ahey! Ala köpek gibi damdan düştüm gürpeden. Biz ben seni öpmedim bir de camızın böyle gibi şarpeden. Şarpadan. Ah, gel sarılalım yatalım sensizin evde ben bizim evde. Vay gelin. Ebebe. Vallahi besler. Vallahi bes. Konuşturak var ne diyorlar? Yanına geç tamam. Ha kurban. Ha canım. Sana kurban olurum canım. Ne diyorsun? Ebebe. Vallahi yanı var ha. Vallahi benim aklım dolaştı. Ya şöyle bir bakayım ya. Kurban olayım seni yaradana canım. Aman canım. Aha. Ulan siz beni kandırdınız. Oğlunu verdiniz kız diye lan. Ulan size ben şimdi sormaz mıyım? Oh, yeah.
Tekil Şemal suyun biraz öte yanı ama. Evet. Neresi? Annem babam Bulgaristan'dan gelme. Öyle mi ya? Evet. Toş ne yaptı şimdi? Annem Kırcaali kazalı, babam Karnabat kazalı. Kırcaali adını nereden alıyor biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Söyleyeyim ben sana. Anneme. Kırcaali adını benim babamdan alıyor. Evet. Babam Ali, evet. Tırcılığa başlayınca o kasabadan geçerken Tırcaali derken zamanla öyle Kırcaali diye yersen bir isim konulmuş yani. Kaç macırı siz? Babam 1951 macırı. Siz? Ben burada doğdum. Burada doğmuşsunuz. Siz Emine Hanım? Ben de burada doğmuşum. Hatırlıyor musunuz aşağı yukarı orada konuşulan şey ma? 3-5 diyorlar işte. 3-5 demiyor, sen dip kaykılmışsın. Yaşlılar. Kaykılmış senin var o, ey. Ya pesik kendini samıt. Somağını şişirme, kızların gidecek de askerhanede. Yalayacak iki şevar adam, akıtacak senin bacından burayım ha, ey. Ya pesik kendini maymun var lan dersin. Bu aşağı yukarı oraların az buçuk dili. Sanıyorum büyükler daha mıs mı bilecek işte. Unutmuşuruz siz onu. Doğru be ya. 23 yaşında. Evet, 23 yaşında. Yakışıklı. Evet. Peki anne için zor böyle ağlıyor. Haklı, evladından ayrılacak. Az da değil 15 ay. Baba için nasıl bir şey böyle asker babası olmak? Ben gururluyum, mutluyum. Yani küçükten beri büyüttük. Yani şimdi askere gönderiyoruz yani. Çok gurur diyorum yani. Siz nerede yaptınız? Ben de Ankara'da yaptım. O da mı Ankara'ya? O da Ankara'ya gidiyor. Evet. Aynı yere mi? Aynı, evet aynı yere gidiyor. Baba oğlu aynı yerde yapacaksınız. Evet. Ankara Mamak. Aile geleni herhalde bu yani. Bizim sülalemiz hep aynı yere çıktı. Mamak'ta yapıyor. Hep Mamak'ta yapıyor. Neciydiniz orada? Ben erdim ben. Normal muhabere. Canım yüzbaşı olarak yapacak hali yok aslında. Sınıf neydi yani? Muhabereciydim. Muhabere. Ya bir gün nöbetçi çavuşum. Bizim koğuşçu vardı. Ankara deyince aklıma geldi Fatih. Çıkamayız biz buna. Çıkamayız. Bir gün yanaşık düzen eğitimindeyiz. Helikopter vurmaya çalışıyoruz. Çıkamayız biz o işin içinde. Siz ne hissediyorsunuz anası? O kadar şebeklik yaptık hala gözler dolu ama. Valla ben de onurluyum, gururluyum. Vatan için evladım feda olsun. Bir evladım da olsa, 10 evladım da olsa vatan için feda olsun. Şu bayraklarımız inmesin. Ama işte ana yüreği, insan yine de burulkuyor, üzülüyor. Hani üzülmeyeceğim dedim, yine de insan istemeyerek de yani çok üzülüyor. Yani 10 evladınız olsa onu da vatana kurban mı olsun? Onu da vatana kurban. 51'de mi geldiniz? Evet. Nereden geldiniz be? Kırcalı'dan geldik be. Öyle mi? Öyle. Toşlu, Tettobroyum, bunun burasından mı geldiniz be? Pensiye mi amit senin orada? Yok. Çaslı mı çalışıyorsun şimdi burada? Ne bileyim. Emek sen de mi unuttun? Unuttum ya. Arkadaş biz geleli kaç? 35 sene olmuş. Ben unutmadım. Ama biz 7 yaşında geldik. Ben de 5 yaşında geldim. Ne bileyim artık. Unuttuk herhalde. Yanınızdaki bey? Evet. Beyimiz. Senin adam oluyor. Evet. Dede deyip durmayın genç adama sizden. Kompleksli adam. Dede. Nesi dede? Değil mi? Yani amca. Evet. Orada ikiniz de macir. Evet. Nerede gördünüz de? Aha diye bir şey yok. Onlar tanışmasaydı sen olmayacaktın çocuğum. Aha diyor, buyurun. Bak babam anlasın ya nasıl kaçırdın annemi. Kaçırmak? Evet. Adama bir de dede diyorsunuz be. Bisikletle Sarıçam köyüne kadar götürmüş. Sarıçam köyünü ben size kabaca söyleyeyim. Tarsus'tan Adana otomobille 45 dakika. Yine otomobille Adana merkezden Sarıçam minimum 45 dakika. Günümüz koşullarında 1,5 saat sürüyor Tarsus'tan Sarıçam. Nereden biliyorum? Rahmetli dedem Sarıçam mezarında yatıyor. Bizim akrabalar vardı Sarıçam köyünde. Bisikletle buradan Sarıçam'a. Sarıçam'a kadar gitmedim. Buradan otobüse attım bir kere. Sarıçam'a buradan kamyonla gittik. Nasıl, bisikletle mi kaçırdık? Bisikletin arkasına koydum. Ya atla kız kaçıranı duyduk. Arabayla kaçıranı duyduk. Hadi fakirsin, fukarasın. Yürüyerek dağda açarak kaçıranı duyduk. Bisikleti ilk defa duyuyorum. Dayım riskli. Allah yüzüne bakmış gene. O lastiğin yani teker patlasa var ya. Bitti yani. Niye bisikletle? Başka vesayet yoktu. Ondan. Yürü. O tesadüf. Yürü daha garanti. Sabah kadar yetişecekler.
Bisikletle yetişemediler mi? Yetişemediler. İsim ne sizin? Hüseyin'cim. Gidinin Hüseyin'i ver. Bisiklet almış. Amma haydi yerim ha! Yakalayamadılar sizi. Niye kaçırdınız, vermediler mi? Vermediler. Işte. Niye vermiyorlar? Vermediler işte biz. Ayhan Işık bıyığınızı mı beğenmemişler? Niye vermediler? Ne bileyim, vermediler. Siz ama göz koymuştunuz evet. Herhalde. Anam, senin yaşındaki bir hanım için çok hoş bir cesaret. Evet. Nerede göz koydunuz? Çarşıda, pazarda mı? Aynı mahallede. Aynı mahalledeydik. Kim kimi tavladı? Ayıp sorması. Ne bileyim, bak ikimiz birbirimizi tavladık. Bana herhalde. Öyle geliyor ki kaş gözü sen yapmışsın. Babaanne. Kovalar kanalda bırakmış gitmiş. Ben niye seninle konuşuyorsam zaten. Olay nasıl olmuş Emine Hanım? Kovalara su almaya gitmiş kanala. Kovaları kanalda bırakmış gitmiş babamla. Beni Beşik'te bırakmış. Beni Beşik'te bırakmış. Siz ne? Kardeşiyim. Hanımefendinin kardeşi. Evet, ablam olur. Gelin barıştıralım sizi. Kaç sene barışmış. Barışırız. Olsun, gözyaşı reyting yapar dedi. Dur! Konuşmam de, barışmam de. Konuşmam mümkün de. Allah'ım, burada herkes oyuncu ya. Olmaz. Ya dayı, yapma etme, kurban olayım. Bak, ama askere gidiyor. Senin gül hasırına nasıl istiyorsan öyle olsun. Hadi bir sarıl da bitsin seneler süren dargınlık. Mikrofonum kalsın zaten, yediği yok. Tamamdır dayı. Bu bölüm izlenirse her bölüm biriyle barıştıracağım ben seni. İzlenmezse bir daha tanımam. Tamam. Kovayı niye bırakıyorsun? Anam. Nasıl gideyim kovayla? Ay, suyu bırak, ondan sonra kaç bisiklete. Ben bıraktım onları oraya. O kadar yandın adama yani. Niye vermemişler Emine Hanım? Neyini beğenmemişler? Babam söylesin. Fakir diye vermediler. Bakamadılar kızımı diye. Yalan mı? Alt tarafı bir bisikletim varmış. Başka da bir şey yok mu sende? Bisiklet oradan mı geldi? Bulgaristan'dan mı? Balkan mı? Buradan aldım. Sonra Sarıçam'a kaçtınız. Sarıçam'a kaçtınız. Bizim Hüseyin dayılara gittiniz. Çoban Hüseyin. Akraba aktarı bizi. Muhtar Hüseyin var orada. Onlara gittik. Hangi Muhtar Hüseyin? Hadi Hüseyin Biçer. Oğlunun adı da... Hüseyin Biçak. Oğlunun adını da Mustafa der. Evet. Küçük adı Mustafa. Küçük oğlu Mustafa. Belden sıktım. Benim dayım o. Sarıçam köyünde. Evet. Hüseyin. Evet. Benim dayım oluyor. Teyze. Sofya'nın Bulgar zulümünün ayırdığı yeğenle teyze seneler sonra karşılaştı. Vay be! Bizim Hüseyin dayılara kaçtınız siz. Evet. O zaten meraklıdır öyle, kız kaçır. Profesyonel kaçanları ağırlayıcıdır benim Hüseyin dayım. Sarıçam köyüne gidin, kime sorsanız Çoban Hüseyin bir ara muhtarlık da yaptı. Kız kaçıran solu orada alıyor. En az iki tane benim bildiğim var. Siz efendim? Anneanne. Anneanne. Torun askere gidiyor anne. Askere gidiyor, mutluyuz. Ne yapalım? Konuştun mu hiç? Her zaman konuşuyoruz. Sen ne dedin askere gitmeden önce? Daha öyle konuşmadık, bugün geldik. Hemen konuşturalım sizi. Konuşturalım. Gel bakalım Çömez. Biz Adana'da oturuyoruz, bugün geldik. Görüşebildin mi anneanneyle? Az çok görüştük. Oynamaktan anneannenin geldiğini görmedin mi? Yani. Biraz iyi oldu. Buyur, askere gidiyor, ne diyeceksin? Ne diyeyim, güle güle gitsin gelsin. Vatan hizmeti mecbur yapacak. Her bu yaştakiler gidip gelecek inşallah. Sağlığına gidip gelsin. Utandırmasın bizi orada. Utandırmasın. Vazifesini güzel yapsın. Hadi bakalım anneanne. Harçlık veriyor musun anneanne? Vereceğiz kısmet olursa. Ver canım. Garanti alalım biz. Şimdi cüzdan yukarıda kalmış. Hep öyle olur ben. Gidin, tabii gidinin parası hep yukarıda kalır burada. Ah ben ölürsem dünya sana kalır.
Nasıl kıyıp vereceksin sen bunu elin kızına? Kız da feda olsun, oğlum da Allah mesut bahtiyar etsin derim. Hayır, bunu nasıl vereceksin geline yani? Niye nasıl vereceğim ki? Var mı bir tane? Yok. Adayı var mı? Şimdilik yok. Hani konuştuğun ettiğin falan. Yok, şimdilik yok. Bu akıllı çocuklardan. Öyle askere bağımsız gidiyor. Bağlantısız gidiyor. Kesinlikle. Geride bir tek anasının özlemi kalacak. Kesinlikle. Bol bol telefon kartı al yanına. Tamam. Sıra Bey'i de beklemeye de hazır ol. Tamam. Öndeki uzattığı zaman da fazla tantana etmeden uyar. Tamam mı? Evet. Bazen böyle arkadaşlar çıkıyor. Ne olmuş konuşuyoruz deyince yapacak bir şey yok. Tabii canım, konuşmaya devam ediyorsun. Uyarayım da ben seni o konuda. Bakalım kırmızı. Buyurun. Geceler yarim oldu, aney ağlamak yarım oldu. Her dertten yıkılmazdım. Vala kardeş ayrılık sebebim oldu. Naçar elinden nereye gidim yar, 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 yar. Kendini mi sıkıyorsun? Ağır olmaya çalışıyorum. Alacak bir şey yok oğlum. Vatan kurtaracağız, vatan savunacağız. Öyle. Vatanı bekleyeceğiz. İnşallah. Bu simidi neden yedirdiniz? Sabahtan beri kahvaltı yapamadı mı kızan? Bu kızana ısıttırdık bu simidi. Askerden gelene kadar duvara asacağız. Duvarda böyle asılı kalacak. Allah tekrar gelip ısırmak, yemek nasip etsin diye. Bu simit onu bekleyecek. Evet, yani. Onu bekleyecek. Yanası yanası, ciğer yanası. Yansa da ağlamaz şehit anası. Elime vurdular asker gınası, kıyamete kadar silinmez imiş. Elime vurdular asker gınası, kıyamete kadar da silinmez imiş. Nöbete giderken gününü saymış. Az da yunuz değil, tam ondur daymış. Bastığı yerde de bir mayın varmış. Toprağa basarken görülmez imiş. Bastığı yerde de bir mayın varmış. Toprağa basarken bilinmez imiş. Tarsus'ta Çukurova narenciyesi bol. Nacarlı köyünde de olmaması için hiçbir sebep yok. Gerçi daha var bu limonların olmasına ama. Ablalar. Ahan da. Kolay gelsin. Ay otur ablam, otur otur. Otur. Ay. Yoruldum. Ne yaptınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapalım abla işte? Ne yaptınız yoruldunuz yani mesela? Yürü 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 bir yere kadar abla. Ayaklarım karasılıyorum. Şeye gittik. Çamlı yaylaya lan. Buraya bayağı bir zaman aldı abla. Evet. İki günde zor attım kendimi buraya. Bah, niye? Yayan mı geldiniz? Yayan geldim ya. Hayır, ırmaktan geçtiniz mi? Yüzerek mi gelecektim buraya? Keşke ırmağından yayan gelen oradan geçer. Ne bileyim, geçtik dereleri, tepeleri. Yok ya, siz uçakla gelmişsiniz. Oradan geçseydiniz görünürdünüz, görürdünüz dereyi. Uçakla mı? Bak, uçakla geçtiniz, ırmağı görmedim. Tarsus'ta ilçeler arası uçak seferleri mi var ki uçakla gelelim ablacığım ya? Tamam, gelişmiş memlekette yani. İsim? Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm mü? Evet.
El öpenlerimiz sağ olsun. Rahmetli babaannemin adıydı. Benim de babaannemin adıymış. Bu ne? Kriz ocağı. Kriz ocağı. Kriz ocağı mı? Pahalı ya, pahalı olduğu için böyle bir yöntem uyguladılar. İşte köylüyüz ya, odunları değerlendirelim. İktisat mı? Ne deniyor ona? İktisat. İktisat, evet. İktisat olsun diye böyle bir ocak yapıldı işte, icat edildi. İşte yemeğimizi üstüne pişiriyoruz. Yani tüpten tasarruf. Ya, siz tomarla parayı verin tüpe. Ya, ya. Yani bizim burada odunun şeyimiz olduğu için. Odun bol nasıl odun olsa. Odun bol nasıl olsa. Bu... Köylüyüz, emeğimiz aramız. Tabii tırnaklarımız bir negara oluyor, başka mesela. Onu neyi göstermeyiz ama işte neyi göstereceğiz, köylüyüz ya. Gururla göstereceksin anneciğim, evet, o tırnakları. Gururla göstereceksin hem de. Ne pişiyor bunun üzerinde? Analı kızlı. Analı kızlı. Analı kızlı mı? Evet. O ne be? Biri anası, biri kızı. İşte yapılıyor ya. İşte bak bu yapılıyor, içine konuyor, kıyma konuyor. O anası. Şu küçükleri de kızı. Anası kızı. Anne, bu da kızı, bu da kızı. Ha, bu da anası, o da kızı. Ana kızı olmadan yapılmıyor mu bu yemek yani? Yani yapılır ama işte yemeğin adını öyle koymuşlar, o büyük olduğu için. Aslında bir tane baba oğul yemeği var. Ben de çok severim ama babamla bir araya gelemediğimiz için yapamıyoruz biz onu. Öyle mi? Öyle, tır şoförü olduğu için. He. Ah, bir yakalayabilsem yapacağım Allah baba oğul yemeği. Allah kazadan beladan esirgesin. Cümlemiz inşallah. Evet. Bu ana kız yemeği ne zamanlar yenir? Özel zamanı mı vardır bunun? Bilhassa özel günlerde daha çok yapılır. Evet, misafir günlerimiz, kabul günlerimizde daha çok yaparız. Kahvaltı var mıydı eskiden? Eskiden kahvaltı, yani şey mi, çay usulü mü soruyorsunuz? Hani bildiğimiz kahvaltı vardı, domates, peynir. Bildiğimiz kahvaltı vardı. O domates, peyniri bilmem de ben. Benim çocukluğumda bizim annemiz lepe yapardı bize. Sabah erkenler, lepe. Lepe ne? Yemek, bir tür yemek. Nasıl bir şey o? Ha, bir şeyini tarif edeyim. Pencerede var da. Bu mu? O lepe, evet. Eskiden kahvaltı bu muydu? Evet, bizim eskiden kahvaltımız buydu, evet. Benim rahmetli babam çok severdi, ben de güzel yapardım. Özellikle lepe olacağı zaman babam bana yaptırdı. Buraya gelin geldim, kayınbabam da derdi beni yapsın diye. Lepeyi güzel yapıyor derdi. Güzel yapamazsanız ne olur? Ne bileyim, güzel yapıp yapamadım hiç bilemem. Demek ki hep güzel yapmış değil mi? Hep güzel yapmış. Yok. Böyle bir alakası yok işte, hani espri olsun diye neyi pişirdin? Yersen lepe, yemezsen sopa. Yani o esprisi. Yani yapamayan mı sopa yiyor, yemeyen mi sopa yemeyen yiyor? Yemeyen. Yani yersen lepe, yemezsen sopa. Başka kaşık, bir şey yok. Kaşık, kaşık. Kaşık. Yersen lepe. Yemezsen sopa. Evet. Boşu boşuna dememişler. Dayak bulursan kaç, yemek bulursan ye diye. Buldum biraz. Ye. Buldum biraz, tumul düş. Tumulayın. Buldum biraz, durma siviş, kaybol yani orada. Aynen öyle yapalım. Şimdi kış bunda çok güzel olur ha. Hemen orada bir şey sıcak sıcak. Evet. Hepinize sağlık. Ana kıza niye ana kız diyorlar ve neden ana kız yapmak zorunda? Sorarsın. Analı kıza da bakacak mıydınız? Analı kıza da bakacağız ve analı kızla konuşacağız. Öyle mi? Hadi buyurun. Ananın kızla konuş. Efendim, kolaylıklar diliyoruz size. Hoş geldiniz. Durun tahmin edeyim. Siz anne. Evet. Siz de. Kızım. Kız. Tahmin edeyim yeni sayılır evliliğiniz. Sayılır. Ne kadar olmuş efendim? 10 sene oldu. 10 sene çok da yeni sayılmazmış. 10 sene oldu. Düğünden mi kaldı bunlar? Evet. Bunu anladık. Bu Adana burması. Evet. Bu ne? Çiftçi bileziği. Çiftçi bileziği mi? Evet. Çiftçi ne zaman zengin oldu da bilezik almış? Çiftçiler önceden zengindi burada. Siz de zengin diye vardınız çiftçiye. Listeye kadar takarlardı. Nereye kadar? Listeye kadar takılırdı. Şimdi ne oldu? Şimdi yok. Çiftçiler şimdi öldü. Şimdi çiftçilik öldü. Gelinler de ne bulursa ondan gidiyor. Başbakanımız bunu dinlesin. Ne bulursa ondan gidiyor. Evet, başbakanımıza seslenmek istiyoruz. Hanımlar dirseklerine kadar bilezik istiyorlar sayın başbakanım. Size zahmet kuyumcular odasında. Olur mu öyle şey ya? Öyle şey olur mu ablacığım ya? Bu olmaz. Bildiğimiz içli köfte değil mi? İçli köfte, bu annesi, bu da küçüklerde kızı. Bu da esas büyükleri, babaları. Bunlar anne. Bunların içinde kıyma var. Evet, baba. Bunlardan, baba da bu, onda büyük. Da var. Bak böyle küçük küçük de bunlar da işte kızı. Hadi bir de torun ekleyelim onlara. Tencerede de nohut küçük, var. Küçük. O da torun. O da torun olsun. Nohut da var. Sülale yemeği yani. Evet, evet. Aynen. Evet. Bildiğimiz içli köfte gibi yapılıyor. Evet, evet. Aynı. Sadece ebatları biraz farklı. Evet, boy boy oluyor sırayla. Aynı, kıyması böyle aynı kavram. Oğluna beğendi bir gelin. Evet. Ne özellik ararlar? Ne özellik ararlar? Güzellik ararlar. Huyu güzel ararlar. Sizin bu anlamda kendinize güveniniz var. Güzellik ararlar. Ahlak güzelliği.
yemekleri güzel yapabiliyor mu, yapamıyor mu diye. Onu onları, nasıl öğrenecek mesela? Onu mecbur annesi öğretecek. Annesi öğretmediyse gelin alınca kayınvalidesi öğretecek. Ben mesela pek bilmiyordum. Kaynanam da ölmüştü tam öğreteceği zaman. Eşim beni sınadı. Benim canım içli köfte istiyor dedi. Yapar mısın dedim. Yaparım dedim böyle tam da bilmiyorum ama. Yine de getirdi her malzemeyi. Görümcemi de çağırdım. O da pek anlamıyormuş. Beraber olduk yaptık. Siz gelin görümce içli köfte yapmayı bilmiyorsunuz. Biliyordum da tam özellikle tam bilmiyordum. Yaptık beraber eşim beğendi. Ondan sonra aradan bir zaman geçti. Benim canım paça istiyordu. Paça da yapar mısın dedi. Yaparım dedim. Adam da size lokanta muamelesi yapıyormuş hanım yani. Ay meğersem beni sınıyormuş. Yani evlendikten sonra evet. Geç kalmış. Yapamasanız ne olacak paçayı? Ya bunlar... Paça yapamıyorsun. Hadi babanın evine diyecek hali yok herhalde. Diyecek hali yok. Öğretecektir muhakkak. Kendi öğretecek. Evet. O bilir her şeyi. Çok biliyorsa buyursun kendi yapsın. Niye size yaptırıyor? Ama işe gidiyor. Sabah gidiyor. Akşam geliyor. Eve gelince bir de yemek mi yapacağım? Evet. Yani neyi bilmezse evlenemez kızlar? Kızlar mesela içli köfteyi, E'ye dolmasını, özellikle zor yemeklerini bilmek zorunda. Misafirin geldi mi, misafirini ağırlayacaksın. Annem sen de otur var mı? Bilmezse gel postalarlar! Zor yemeklerin hepsini bilecekler. Kolay mı öyle gelin postalamak? Bilmem ben işte postalamazsa ona göre evdeyken öğretecek anası hepsini. Yani kız anası olduğu zaman eyvah. Olduğu zaman evet kolay değil telaş. Kız anası olmak kolay değil evet. Var mı kızınız? Var bir kızım var en az öper. Öğrettiniz mi hepsini? Öğrettim çok şükür. Memnun mu? Memnun. Gülür. Evet. Çok memnun. O rahat onun için konuşamıyorum. Yoksa postalarla. Annem bir yer ver diyeceğim. Seni çok zorlayacağım ama. Tabii. Hayırlısı bakalım. Senin yer vermen ihtimalin zaten yok. Ancak sen kalkacaksın ki. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Nereden böyle? Hayırdır? Köyün içinden geliyorum. Yeni duydum geldiğinizi. Ha bizi duydunuz öyle geldi. Ne iş yapıyorsunuz siz? Ben mi? Kasaplık yapıyorum. Sucuk yaparık, dana keserik, koyun keserik. Ha, kocan kasap. Kasap. Ben de kasabım, beraber yaparız. Yani. Nasıl kısa, ben de kasap. İsim sizin? Yok canım, benim değil. Ha, isminiz ne, isminiz? Bizim Meryem Kocamaz. Meryem Hanım. Evet. Kasap Meryem. Kasaplık yapıyorum. Ya, beyime yardım ediyorum yani. Dana kesebiliyor musun ablam? Yok, kesemem. Koyun? Yardım ediyorum da. Kadınlara kesme olmadığı için yüzmesini falan yaparım hepsini de. Bazına bıçak atmam yani. Bir tek kesmesini yapmıyorsun. Hı hı, hepsini yaparım gerisi. Danadır koyundur yüzersin onları. Yüzerim hepsini yüzerim. Ayırırsın parçaları. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi çok misiniz? Çok teşekkür ederim efendim. Bu ne kibarlıktır böyle. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. İsminizi de bağışlarsanız efendim. Sakine Kocamaz. İsmi işte bazen isimler böyle... Nenemin adıymış. Ne pamukta güzel. Doğmuşum. Öyle pamukta konmuş. Mı doğmuşsunuz? Evet. Tarlada. Evet. Anne niye pamuk topluyor doğumu gelmiş kadın? Ne yapsın? İşçi bulamazsalar, işi fakir olursa pamuk toplarken doğum yapmış. Doğum kolay olmuş anladığım kadarıyla. Doğum yapmış diye bir kafa sallanınca böyle. Benim de anam çok lazımmış gibi düğünde horon tepiyor. Sancısı tutuyor. He. Düğünde horon tepilir mi? Tepilmez. Babam oradan bir tane motosiklet buluyor köyden. İşte bizim kafa orada gitti daha doğmadan. Benim annemi de eşekle götürmüşler. Affedersiniz yani. Estağfurullah. Biz eşeğe yetişemedik biz. Beni hebeye koymuşlar. Annemi de eşeğe bindirmişler götürmüşler köye. Eşek tarladan. Ambulanslar vardı o zaman anacığım. Ambulans nerede? Traktör nerede? Nerede? Eski eşekler. İşte biz o geleneği yaşatmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Ne? Boz eşekler vardı be ablam be. Hı? Kırmızısı da var, bozu da var. Siyah da var. İşte bozunu yaşatmaya çalışacağız biz. Bu boz eşek geleneğini. Yetişemedim ben eşeklere. Biz motosikletle gidebildik öyle. Bu yemek nedir? Bu malta. Buyurun. Maluta yemeğimiz. Maluta. Evet. Suriye mi burası? Nasıl ismi? Arap ismi gibi? Valla bizde böyle bu köyün yöresinin ismi Maluta. Anam, bu yemek bilezik, yapılır. Anam bilezik takamamış sana beyim. Taktık da sattık. Ne yapar şimdi de nazar değmesin diye bunu taktık.
Anneciğim yok ki öyle çiftçi bileziğin Adana, Burman, Trabzon, Hasan. Oğlanı evlendiriyorum. Oğlana takıyorum. Ceyizimiz daha yeni serildi. Pazar günü gelin alacağız. Sana kala kala nazar boncuğu mu kaldı? Bunlar kaldı. Ne yapalım? Ama bileklik boş kalmayacak. He. Yani. Peki bu yemeğin adı? Bu malta. Niye malta ya? Neden yapılıyor? Benim kışlık hava soğudu muydu? Biz bunları pişiririz. Sulu sulu yeriz. Nedir efendim bu? Bunun kırmızı mercimek, pirinç çıkarız, koyarız suyuna, pişiririz. Salçasını, soğanını eritiriz, dökeriz yüzüne, karıştırırız. Pişti mi önümüze alır, kılık kılık içerik. Kılık kılık. Yazın olmuyor tabii bu. Kışın daha çok olur. Gelin, gelini beğeniyor musun hani oğlanı? Oo, gelinim çok iyi. Keleş maşallah. Ümmü Gülsüm ablayı mı andırıyor? Onu andırmaz da onun yanındakini andırır biraz daha acık o boylu. Boylu postlu? He boylu postlu keleş. Özel mi keleş seçtin? He. Sen mi seçtin? He ben seçtim. Tarlada daha sağlam çalışsın diye. Tarlamız yok da. İneğimiz var, koyunumuz var, yörük şeyimiz var. Gelin o işlere mi bakacak? Gelinim diyor ineğe sağarım diyor. Sen de başka işleri tut diyor. Ben koyun gütmem diyor. Ben de dedim gütme. Ben ineğe sen ineğe sağ ben gerisine bakarım. E olmaz. Baştan pazarlığı kabul etmeyeceksin. Ya? Öyle olmaz gelinlik. Koyun da sağ güdecek, inek de sağacak, ev işi de yapacak. Öyle yağma yok. Bak oğlumdan geçim etsinler. Bir şey yapma. Ama sana ne be oğlunla geçim etse ne olur etmese olur. Oğlumu sevse yeter. Ya bırak oğlun sevdasını yine çıkacaksın dağlara bayırlara bu yaşında çobanlık yapacaksın be annem be. Gelini gel baştan söyleyecektin sen. Ne demek ya bir şey. Yok satacağım Kahir ben de bıktım. Koyunları ameliyat dahi eder ha. Koyunları ne yapar? Ameliyat eder. Koyunları nasıl ameliyat eder? Ne yapayım? Karnı şişti yemi çok verdik karnı şişti hayvan yatıyor kakamıyor yat. Ben de jilet attım onları çektim. Geri diktim. Ne ipiyle? Yorgan ipiyle. Narkoz verdin mi hayvana? Yok vermedim be. Etti durdu hayvanca. Veteriner gelse ne yapacaktı? He? Veteriner çağırmadı. He. Kendini satsan veterinere vereceğim. Şöyle boynu kesmiş, karnını yarmış. İçindeki havasını yıkayacakmış. Şeyle, hortumla. Aslında koyun ölmeye başlandı. Oradan bağırıyor. Bir gör diyor. İneği liplik getir diyor. Koyunun kalan yerini dikecek. Allah benim apandisit bir ağrıyor. Bir el atsam diyorum. Varsa şuralarda bir jilet. Tatlı ne tatlısı? İncirli. Evet. Yuka ekmek olmazsa selelerde. Eskiden bu yenirdi. Ondan sonra incirli olmazsa, zeytin olmazsa evde bir şey yok zannedilir. Aç kalacağız. Aç kalacağız bellerik. Bunlar evimizin direği, herif gibi. Peki, çok sıkça sorulan bir soruyu acık değiştirip sorayım. Yemek mi, bey mi? Ya bey daha başta tabi. Bey yemeğe getirir. Bey olmazsa yemek nereden gelir? Aman bey olmazsa yaşarsın. Yemek olmazsa yok üç gün yani. Sonra acından ölün, Allah korusun. Orası da doğru yani. Evet, yemek mi, bey mi? İkisi de lazım. Önce yemek sonra hayır. Bey de. Bir tanesini seçeceğim. Bey sonra beni duyarsa bırakmaz beni. Demek yemek diyorsun sen. Yani bak beyden korkarım. Korkmasan yemek diyeceksin beni yani. Beni paraladın televizyonda der. Aran nasıl beyle? Beyim hem döver hem sever. Döver canım tövbe tövbe. Niye dövüyor? Sinirli, hasta biraz rahatsız. Canı sıkıldı mıydı bir şeye gel benden alır ülkesini. Dövüyor seni. Hayır. Döver. Sen de kahkaha atıyorsun adamı. Ben de ne yapayım? Ben seviyorum kahkahayı. Dayakta yesem bunu diyorum hadi. Hem oynarım hem gülerim. Hem süslenirim. Süslendiğiniz için mi? Yok süslendim. Sever, hazlanır. Sen yardım et. İnşallah. Yüzümü kara çıkarmam. Efendim ilk şiddete ne zaman maruz kaldınız? Valla yeni evliydim. E işte öyle. Çocuklar. Yaş kaç o zaman? Şimdi 42'ye girdik. 41 hayır, yaşında. Evlendiğinizde yaş kaç? 17 idi. 17 yaşında evlendiniz. Evet, 17. Ne sebeple size şiddet uyguladı eşiniz?
Vallahi ne bileyim işte, sinirliymiş, hastayım, rahatsızmış önceden beri. Melengiç hastalığı biraz. Ben süslendim, ne yaptın? Süslenirdim, çok severdim. Süslendiniz, yine dayak atardı. Canı sıkılsaydı gelir dayak atardı. Bir düğün oldu komşumuzun, gitmişim süslenmişim. Kimlerin düğünü? Komşumuzun düğünü. Kimlerin? Arkada halamızın düğünü vardı, oğlunun düğünü. Alücelerin düğününe gideceksin sen. Yaş 17. Süslendin, püslendin. Dayağı yedim, kömür gibi buraları. Aa, gitmişim, süslenmişim. Bir de oynuyorum ki de. Dayağı unuttum, gittim bile. Sopanın üzerine gittim, orada, düğün gördüm. Orada yedim, dayağı unuturum. Giderim. Makyajla mı kapatıyordunuz o morlukları? Yine belli ama makyajla da kapansa yine belliydi. Anneniz üzülmüyor muydu? Annem de ölüktü. Görmedi. Ondandır. Babanız? Babam da ölüktü. Bulmuş o kimsesiz kız. İşte öyleydi. Kimsemiz yoktu. Hala devam mı şiddet? Şimdi yeni yeni bıraktık ayrı. Zor olmuştu. Tiryaki adam tabii. Tedavi görüyor şimdi. Dayaktan kurtulduk çok şükür. Sopa tiryakisi mi adam? Onunki en alışkanlığı yani. Kemal Sinan var ya. Allah rahmet eylesin. Rahmetinden konuş. Bu adam bize anlattım diye kamerayı bir de döverse ben orayı göstermeyin bari. Sizde var mı efendim? Yok. Dövmez yani. Onlar dövmez. Kıyamaz. Kıyamaz mı, sıkar mı biraz? Yok. Daha bana eşim...